Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon kurucular. İslam ve biz programımızdan 47. sahne görüşmelerine kızgın karşılamış. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli körümelerimiz, hemen de malum bugandık. Başlığandım bu yan. Her haftada bu şu saatlerde ikramlarda bulunduğumuz. Dinimizde her bir Müslümanın naiti roşen, enik düşünüşü gerek boğan mavzularını her hafta bir temin şekilde oturup koyup kilovatımız. Programımızın daimlik mehmini hemen tanışık bulan hürmetli Ustaz Şerif Türksan Ölüm Ana Birliği Azası Şundakla Dünya Müslüman Alına Birliği Azası Abdurrahman Cemal Kaşık Ali'nin teklif kıldı. Kümmetli vaktini çıkarıp kadem taşırıp kılığa Allah için köptün köp rahmet ediniz. Allah razı olsun. Kadirli körmelerimiz bugün ilanımızı belgendek aslında biz ilgirki bir kançı son programımızda bulmamış muhacir ettik ki bizninki davayımızla alakadar şu siyasetçilerin ki davayımızı kandak nelerde prensip meseleleri kandak türümüz digendek muhim davayımızla bir vasıta alakadar boğan mavzular toktalgantuk. Bir gün hem de tünü gün hem Allah'a malum dünya Müslümanları bütün dünyaya Allah'ın ikram boğan bu Zulhicce eyinin ki mübarek 10 günü tünü gündü başlayıp kirgen bulduk bir gün 2. günü turuatımız. Aslı temimiz şu özümüzdeki ilgirki programlarda mangandak öz okuda mağati. Huddi Ramazan'da, Ramazan'ın fazileti, Ruzi'nin fazileti, bulanı sözlüğümüzde okşaş. Bundak bir dünya külleri içindeki en uluğ küller boğan bu mübarek küllerin faziletini tekinmek düşünüp, bunun kadir kıymetini tekinmek yetiş üçün bir gün inşallah programımızın temisini. Resulümüzden mübarek bir hadisi ve hemenlığa tunuşuk boğan Aceben li emril mu'min inna emrahu kullahu hayr hadisinin ahir geçe mu'minin işiğe mu'minin hayatıga hayran mendeb Resulullah pahırlanıp bu iptiharlanıp Allah subhanahu ve ta'ala'nın biz mu'minlere ata kılgan bu pezli kerimini sözlep berip sahabelerge şu vakit kılgan. Bu hadisini biraz düşüneyle, bu mübarek küllerde, bu küllerin faziletini biraz düşüngeç, mümini Allah'ın nimilerini ata kılgallakını düşünüp maili, bunun bir kadir kıymetine bu his duyguğu çümülgen asasta hayatımızda, bundak bir mübarek küllerde ta Arafat günü geçe, onun kendin et Allah'ın inşallah ömür olsa etini kütüvalimiz. Fırsatını ganimet bilip nurgun yakşı emellerini kılıp aldığan küllerimiz hem de bu. Şunun için bu temini koyup oldurup demiz. Programımız Nakh Meydan'ın takılı oldu. Hem Facebook hem YouTube'dan. İnşallah programı alakadar arkanda sual, fikirlerinle bozu yoluşanlarla ümit kılımız. Şunun için köplügen kıyırınlaşırmızdan paydını şücün hem beherlep koyuşuna hem unutma işler. Ustadın dost programı kireyli bir gün bu hadisini baş temiha asasta oldurduk. Aldırla ne için müminin hayatı insanı hayrallıkı salıdı? Resulümüz mü hatta hayrallıkını yüşüremeyen şekilde diyen bu hadisini biraz açıp düşünsek. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hem sana Peygamberimizle dua salamlar olsun. Peygamberimiz bir hadis-i şerifte şundaydı. Acaben li emril mu'min. Mü'minnin işi gayramen. Mü'minnin hayatı gayramen. Çünkü onun hayatının hemisi, ya iş hareketlerinin hemisi yakşılık derip kırıp mağdıkın. Ecrige savap kırıp mağdıkın. Allah'ın razılığı erişik kırıp mağdıkın. Bu kıl pezilet, bu kıl süpet, ya bu kıl alayetlik pekatlam mü'minlik süpetine erişken adam kasken. Başka adam tepilmeydi ki. Mesela ona bir yakşılık kep kalsa, kaysa bir yakşılık olsun. Dairizken yakşılık ne? Bunu muayyen bir daire çekilip koyuşturmaydı. Allah'a şükür ettiyken. Bu mu ona bir yakşılık yapabilirken, şükür ibadet o kadar için. Eğer ona bir kıyınçılık, musibet, yani sınav gelgen olsa, sabır kıldıken, bu sabır kılış mı ibadet o kadar için yanılam, yakşılık yapabilirken de bir hadisi bayan kıyın. Bugün bu hadis hakkında davayımızın ya ki siyasi görüşümüzün ki asası yadrosu olan amili olan insanların kandak yetiştiriş. Hem bu yolda mağdığa ademle kandak ruh bilen
hareket kılış, bizden hayatınmış hadis degen koşuş, yakşılık yap kalsa şükür terpige, kıyınçılık yap kalsa sabır terpiler, ibadet, cihad de mağalamdı degen, yak mağamam degen muş deyimi de merkezleştirmiş bu ulu küllerde. Hoş. Hadis karsak, müminin hayatı Allah'ın her kıl nimetleri şükür kılış ve bu hayatlık gelgen türlük sınaklığa sabır kılış asası buldu. Hı hı. Eğer Müslüman bir yakşılık yap kalsa, buna şükür etirken ve bu şükürünün hakkını, yani bu nimetinki hakkını ada kılıştırırken. Hı hı. Eğer onun bir kıl kapılı, ya musibet yap kalsa, derhal boş bel koyup etmezsen, ya boş ümitsiz olmazsan, bugün biz koğuşlaş, vatanımız koğuşlaş, iradesini yoktu koymadıkken, çidamlık bulduken, berdaşlık verdikken, hem Allah'ın takdir razı olurken, takdir muşuyken de karab otlamazsın, belki kagen hapılık, musibetler, yanışçın kolladın kılgan bağırlık, yolluk boğan sebep çağrılarını kullandıkken, hem Allah-u Teala sığınıp yol verdikken. Buna kasasen bir mü'minge, bir yakşılık gelsin. Mesela yakşılık misal alsak, hidayet, ilim, marifet, samimilik, yak ihlas, on seviye, bilim marifetin tılgalık, mal dünya, sağlam fikir, güzel ahlak, ticaretler ravajlanış, bilim marifet oğan boz, utuk kazınış, yak yüksek diplomaya iriş diyen koçu bu kıl nimetten kayısı bir iskep kalsa, Allah'ın nimetleri şükür et yüzsüden bu nimetlerin doğru yol işletişke, özdenki Müslümanlık mecburiyetini adaya kılışık işletişke. Bu mu? Yani bu kıl nimetten kayısı bir türü olsun, o Müslümanlığa yakşılık, ecir, savap etkildik. Hoş. Eğer Allah o Müslümanını, ya müminini, hakikat yolu da, erkillik yolu da, adalet yolu da, bir kıl kıyınçlık sınırgan bu olsa. Mesela, iktizadi kıyınçlık değil. Hoş. Ya ki bir toskulluk, davet yoludaki, ya ki hareket yoludaki, ya ki eziyet, ya ki kisel olup kalış, ya ki turmuk girip kalış, ya ki can meydanındaki her kıl kıyınçılıklar, ya ki ticaret kılavatkan bolsa, halal yoldan ticareti ziyan tatip getiş, ya ki musafir sergandan buluş digen koşuş, her kıl kıyınçılıklarla sınırgan bolsa, bu vaktadan boşap gitmeyi, yani ümit sulap gitmeyi, çıdamlık bulur. Berdaşlık birideken. Hem de bu kıyınçılıklar yok düşün, kolu din kegen bağırlık imkaniyetlerini, ya sebep çağrılarını kullanır gibi. Berimiz mi şokken de karab otlamak. Şeriatın ruhiga zitkenmeydiğen bağırlık sebep çağrılarını kılırken. Bunun neticesi yanılan o yakşılıkka, ecirge, Allah'ın razılığı peziletke erişirken. Mümin kişi türlük ziyan, musibet, hapılıkla uçurup kalsa, ümitsizleşip gitmeyin. Ümitsiz bulup kalmaydı. Ya ki iradesi yoktuk koymaydı, ya ki boş yap gitmeydi. Mesela misal alayım. Düşman bir mü'minden vetinli besi vağın olsa, bizden vetinimiz yokuşuş. Bu vakit mü'minden üstü düşken mesuliyet değil mi? Ya ki takdir muşurken deplam taşlap keçiş mi? Yok. Bu hadisin ruhiga asasen mü'minlik süptü girişken adam vetinin müstemlik, tacavuzçuluk düşkegen olsa, hürlük, müstakillik mi kuluk geldiğin kadar karıştırış, düşman karıştırış, düşmanki takabül duruş, mecburiyeti vazgeçmeyin. Çünkü musibet gel. Bu musibet, bu hapılık yolda özden mecburiyetini adı arkadaşlar o yanmaydı ya ki kaçmaydı. Eğer kisel olup kalan olsa, hadisin hükmü asasen, kisel sabır kuludu, sen de buluşmuş, buluşmuş yokken de karabül otlamaydı. Ya ki Allah'ın takdirmuş yokken de karabül otlamaydı, belki kisel davanın için ona münasip sebep çağrılarını kullandı. Hoş. Dünya hayatı karsak, sınak hayatı boğalık için kıyınçılıktan haliyemiz. Hayattan takazasımış. Lakin mümin kişiler her vakit ümit var oluş lazım. Bu ümit varlık imandan takazası. İmanın ki talebi. Mümin adam her kan da vardır. Meyle hürsellik erişken günü olsun, ya ki kıyınçılık düşkagen günü olsun, ya ki koldaki imkaniyet köpü olgan azı oğa vakti olup kalsın, prensipte vazgeçmesi gerek. Yani işleri yakşı vakti da prensipte mağdıgan, işlere sel kolaşmağa vakti prensipte vazgeçidigan, bundan süpet mü'minge her gizmi yaraşmaydı.
Eğer mümin kıyın bir şarait kep kalan olsa, ya kıyın bir ehval düş gelgen olsa, bu kıyınçılıkla özgürlük için koldan girişçe, sebep netice kanuniyetle riayet kılgan asasta hareket kılış lazım. Bu müminden talep kılgan bir nokta. Demek bu hadisin ruhuyla asasen, müminin şirketleri halis yakşılıktan hali yemez ki. Yani müminin şirketleri kalsa, kayı sebepten kalsa, onun yakşılık ki. Nimet kapka şükür kıldıkken, savap aldıkken, kapılık kapka sabır kıldıkken, yani icra aldıkken. Her işkili halet netice kazındıkken, her işkili halette savap kılıçtıkken, her işkili halette Allah'ın razı kılıçtıkken. Bu hıl fazilet fakatla kim kitabı edilse, müminlik süpteki irşeligen Adem'ler kitabı. Çünkü mümin Adem sağlam imanı bilen, ya süpet, mümin Adem sağlam imanı bilen ve rastçıl imanı bilen, hayatını şükür ölen sabır arasında ütküzeli. Demek bir insan özünün hayatını Allah'ın belgen çeksiz çeksiz nimetleri şükür kılış ve hayatındaki türlü kincilik sabır kılışını tanışıp manalışı hem işkili hıl halette ecir, savapka, mükafat irşeliş için buna sağlam iman bilen canlılık, samimi iman lazım. Şunda o vakti da işkili hıl halette netice kazanalıydı o. Ecir işleri yolu doğru o kadar. Hakikaten büyük bir ikramdır Rabbimiz tarafından verilgen. Hem de şu insanı hayran kal, hayranı saldıran şimdi müminin süpetleri kayıslar diyen biraz. Vakt eğer kenar olgan bolsa imandan ki mahit hakkı toktuluş gerekti. Bunu biraz küçük süreyle. Çünkü ayrım bir toktuluş çıkışlık imandan mahit hakkı da. Yani takazalar hakkı da. Bu hadiske asasen müminin ki süpetlerini biraz bir neçe misallahu ile toktuluyor. Birinci süpete bu Resulümüz heyran kalan, Resulümüz şerep iskiyan, pehirlengen bu mümin kandak mümin ise, Allah ve Allah'ın peygamberi bir kürsetmeni belgen bosa, ya bir iş buyurgan bosa, meyle özü hoş yakkan bosun, hoş yakmagan bosun, baş üstüge diyerleydiğen iradeki ilgi oluş lazım. Yani talaş tartıştığın haliydi. Alımlarının göz karışıdan haliydi. Yani Kur'an sünnette belgelimiz ilik olgan, körsetmiz ruşen olgan bir hüccet gibi kalsa, baş üstü geldi bunu icra kılalaydıgan, bunu kubul kılalaydıgan, bununla razılık his kılalaydıgan, belki mesuliyet de kararlıdırgan, müştah ruh iyi oluşu, bu müminlikten tekazzaz. Hoş yakkan çağda kılıp, hoş yakkan çağda kınmasa, imkaniyet bağçağda, imkaniyet yoksa, üzerini taşıyıp tutup kalsa, bu Peygamberimiz şeref his kıldıgan, pehirlendiğin o müminin katarı, o Adem Kerem'in. İkinci süpte bu mümin imanı sağlam buluş lazım. Yani dinimiz talep kıygan imanın erkanlarına hakik işiniş lazım. Allah'ın isim süpetlerine hakik tunup yetiş lazım. Şekil vazlıktan, taklitçilikten hali halette ne için iman etkallık? Bu imanın ki insanlar dünya ahiret behsat ne için iriştireliydi? Kandak iriştireliydi bunu his kıldığın on kıyık oluş lazım. Yani imanın bir kısmı işine bir kısmı konu tatma kapkasa, ya ki bugünkü elmanizm idisi bilen, ya skolarizm bilen, ya ki dinsizlik bilen orlaştırıp koysa, yani yerimi Müslüman, yerimi başka şey olup kalsa, bu Peygamberimiz pekirlendiğen bu süpet kiremeydi. Ya ki hayatı cihat kaylandıgan, hayatı ibadet kaylandıgan, hayatı ecirge erişildiğen, o süpet kime, o adam erişenmeydi. Çünkü ayet-i kerimde, اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُ Mü'millerin o sütunu Allah'ın ki ayetler tilavet kılırsın. Yani İslam'dan bir buyruğu, körsetmesi, otturu koyarsa Diken bu bir titreş başlandı. Eğmeniş başlandı. Bir hürmetleş tuyguz şekillendi. Bugün küllükte bazı bir kayrındaşlarımız iman davasını kıldı. Enik, hükümet enik olgan, tasavvura enik olgan, çüşeniz enik olgan hüccet bayan kılırsı mı? Bugünkü zamanı masken miydi? Bugün kep kaldı, bugün bu işi yaramaydı da imanın 20 işini işbilen, 20 işlenmesi bu hıl pasif halet bağımız mı? Bu adamlarda tek bu hıl hayatı ibadetke, hayatı cihatka, ya Peygamberimiz şeref biz kıldığın bu hıl ruhka ilk oğulların katarını demez. Yani bir süpetli misal alsak, bu mümin kişiler karsak başka müminle bu müminden hatırcan bulalı. Mesela cinaga ziyanının kemmeydi kallıkı, mal mülükü ziyanının kemmeydi kallıkı, izzet aburoyu ziyanının kemmeydi kallıkı, hürmeti ziyanının kemmeydi kallıkı da hatırcan bulalı.
Şinaliydi. Şinaliydi. Peygamberimiz hadiste el mu'min men aminehun nas ala amvalihim ve enfusihim. Mu'minne kandık adam mu'min deyemizse başka adamın mal mülkine amanet koyalaydıgan. Mal mülkine şu adam pekat çekilmaydı. Ziyan yetküzmeydi. Şinaliydiğen boz endi mu'mindi. Bugün muş tarazık sepakaydı özümüzde. Kayısımızda musibette bildikken. Cenirini amanet koyalaydıgan dedi. Bana bu adamdan pekat ziyan kemmeydiğen muşundaki bir itikad, muşundaki bir işen turguzalısa endin o adam mu'min. Ama hepsi bugün küllük karşısa cenimizden bazıları karta Kadir Cemlik iskılanmışsak. Mal mülkümüz bobkasa onun da Kadir Cemlik iskılanmışsak. Mağumu yok deyip varsak izzet aburoyumuz. Onun da mı aman bulanmaya kalıp varsak bu adamın özünü mücahit deyip davakı son, siyasiyon deyip davakı son, peylas deyip davakı son, bu hüspetten mehrum adamdır. Hoş. Yani mü'minlik hüspeti bobkasa başkala mal mülkiden ceniden izzet aburoyduk Kadir Cem bulanırsa endi mü'minlik hüspeti yedi. Bu asan dava kılgan meslemez. Bu hadisin başkası bir izahlığa vaktinde peygamberimiz en hadis Müslüman desek desek millik tuttusun. Müslüman desek mi? Başkala sinan tilandın kildiğin ziyandı hatırlayacağım bu nasıl. Bugünkü pasiflik, bugünkü haset, bugünkü eziyetle, bugünkü hakaretle, bugünkü bezaptıkla karısak bu hadisin ki ruhidin tamamen cırak. Müslümanın ki ahlakıdın tamamen cırak bir hıl vaziyette turuvadı. Epskemimiz özümüzde muvahhid dişimiz mümkün, özümüzde en salih insan, en faziletli insan ve mücahide dava kılışımız mümkün. Ama ahlakımız en naçar halette durmaktır. Peygamberimiz yani hadisinde muhacir kandı kalanız bazıları dava kıl. Biz bir yerde hicret kılıp çıkan. Doğru hicret kılıp çıkan. Lekin hicret bir yerden bir yer köçeşini maksat etmez. Peygamberimiz de günahdan saklansan. Aşkara, kabayrı karakterli kişilerden başkalarının hukuku tacavuz kıldığından inin hatalıklarını sakınlansak endinsen muhacirdir. Kuruk dava veren bu iş bulmaydı dedi. Yani mü'min süpte karsak, mü'min ne kem kosak bulur. Ehlaklık olurdu. Mutkebbir olmaydı, belki kemter olurdu. Bu mü'mindik fazilet, kandak fazilet ise meyli siyasi sahada işgilsin, meyli iktisadi sahada ya ticaret sahası işgilsin, hesettin hali olur. Özünün bir kerindişiğe yakışılık gelse, kaysa bir meydanda, onun hoş olur. Mesela bir teşkilat misali kalsak, siyasi iş kılmak için, vatanımızdan, halkımız, milletimizden geminiymiş. O bir iş ufuk kazandı. Yani bir teşkilat, ağaçlığına hoş olurlarsa, yani bu olsun, bu işin netice kazını aldıysa, ben kıysamı şunçilik kılatımda bir kursallık iskılarsa, bu mü'minlik nasibdir. Eğer onda olmay, acep ağaç gökip gitti dedi. O kımbay menkisem oldu dedi. Ya ki onun işi bir mağlup olsa oldu dedi. Bu kıl tuyuğu kep kalsa, bu adamda mü'minlik süpürü yok. Çünkü Peygamberimiz hadiste, La yu'minu ahadukum, hatta yuhibbe li ahi ma yuhibbe nefsi. Sen başkalarına, yani bir kerinlişine, özenki nemini yaş görgen bulsan, yaş görmeyi durup, mü'minlik süpürü girişenmeysen. Bunu pekatla mal dünyayla mı kaskıp koysak mı? Tabi alet emrimizden cıkırak pul oluşun arzu kılışımız mümkün. Cıkırak mesela ilgar maşinine arzu kılışımız mümkün mesela. Bunu bu tar dair kırgızıp koyması gerek. Siyasi sahada tedbiklığa baktı da Muş hadisinin ruhu boyunca cıklıgan yani köplügen pasiplik var. Eğer Muş hadisinin ruhu karaydıgan olsa ya ki kerindaşlarımız emel kıpkap kalsa otturdu bola batkan talaş tartışla cıkı Türgen ya ki besikkan buladı. Neymiş kazı? Onun bir kardeşi. Bunun kolu ölen vücut çıksın buladı. Bunun kolu ölen vücut çıksın buladı. Muhimi maksat asılı olsun. Müslümanlığa netice kazansın. Halkımız erkin nefes alsın. Doğru. Yani mü'minlik süpte, beşinci süpte misal kalsak, bu birbiri ilgi çıkıyor dedi. Mü'minlik süpte. Bugün küllük birbirini öğrüşünün üstüde, birbirini yıktışının üstüde, birbirini boynun besişinin ki gemide, biz seni yav uruşla gelmedi. Tamamen mü'minlik sütünün ikisi. Aslında mü'min, mü'minki iyi yani onun yad yölek bulduğu dedi. Onun hemkarlışı da dedi. Onu imayı kıldı, onu kogdaydı dedi. Çünkü ayet kerimde el mu'minuna vel mu'minat ba'dum evliya ba'd. Birbirine iyi geldi. Yani iyi geldi kendim maksat nikahını misal kalsak kızdan dadısı ya aksi muş kızdan payızını ben ige edip kipirlik kılarak andık. Oyunda birbirisi ige oluduğun süpetli ige edemeş mü'minlerin.
Yani paydasıgım iyi, zinagım iyi, aşındak süpet bulalış lazım diye. Bu kıl pezilet, bu kıl süpet bulmalı olsun. Bugünkü tayin yok. Tarmak talaş tartışla. Ya ki minanla doğru edip hakikat dava gerilike, ya ki hakikat monopollike, cıkışlarını ilk spes kılmaktı. yani bir misal alsa, mü'minle süpetle. Mü'min adam savaplık yakışıklı vası kurselik iskul. Lezzet iskul. Eğer hatalık sıkıp kapı kalsa, gem gücü müdür? Hoş. Hatalık sıkıp kapı kalsa, istikbar kadem basıdır. Manu bunu mü'min deyiniz. Şu an hadiste peygamberimiz, men sa'atu seyyiyatuhu ve sarratuhu hasenatuhu fahuva mü'min. Bir adam hatalık sıkıp kalsa, onun da bir kıl, özüden bir günahın sadır boğallıkı, hatalıkın sadır boğallıkı iskılarısa. Eğer bir yaşlıklı varsa bir kurselilik iskılarısı bu mümindir. Eğer onda olmayı hatalıkla kıp durup kursen boğulsa. Mesela aşık gün Ecep yıktı valdım. Onun yüzünü Ecep töküp ettim dese. Ya ki bazı var bugün küllekte cihat namlı hakkında mal mülükü gel. Kalk soğuk kılımın deydiğin ya kıygan deydi perzen. Kuş. Bunda işlerini kılıp valdım dese mesela. Ya ki bir sene abur oyunu uğru valdım dese. Muşuna hata işte kıp durup mu yani? Guna... Rahat his kılardısa. He? Guna his kılanmasa, bu adam mümin emez diyor. Kim bu işte katı nazar? Yani eni hata boğan işte tövbe kılmasa, özet pişayman kılmasa, nadamet his kılmasa, yani eden bulaş tuyuksa kemmeye kapkası o mümin emez. Bu yaman tersin. Ölçem. Bir adam yakış iş kıp kapkası, kursellik, lezzet his kılardaydı. Eğer hatalı iş kıp kapkası, onun nadamet, pişayman iskılarıyla bu kıl duyuk gelse bunu mü'min deyiniz. Yani mü'minden sıfatlarının en boyunlarından birisi mü'min otturhal yol tutur. Hoş. Siyaset de olsun otturhal, ekidi de olsun otturhal, iktizat da olsun otturhal, fikir de olsun otturhal, tasavvur da olsun otturhal. Yani aşkullıktan hali, pasıptan hali. Ya bütün dünya peresi olup ahiret unutup kalmaydı, ya ki ahiret kılam gerek olup gidip rahip şekil boyunca dünyalık olan nimişimiz demeydi. Madde ölen ruh ne, akıl ölen fikir ne, tam mastaşırıp etme. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu vakitte en ak görsetlendir. Bir misalda, وَالَّذِنَ اِذْرَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْدُرُ Sırap mı kınmaydı, ihsas sahasıya gençlerden, hem köylülük mı kınmaydı. Otur hal yol. Bu umumi bir İslam'ınki hususiyeti. Yani bir sütü mü'minle, bu yerde esker çıkışlık, mü'min adam, şirket, imanın tekazzası boyunca devamlık hareket edeceğim. Devamlık şirket kıl. Yani şirket kıyken vakti sebep, netice, uygun şirket kılıçtığına arzu kılıyordu. Hem bu iş boyunca kadem basın. Hem de bu şirket sahası da Müslümanların, başka milletlerin ya başka halkların bir fazilet olup kalsa, bir ortakçılık olup kalsa, ya bir dairede bir terakkiyat üstün olup kalsa, o şeriatının maksatlarına zıt gelmeye kalıp kalsa, onun da faydalanıyor. Hoş. Bu bizdeki işimiz emezdi. Ya Müslümanların akıldan çıkmadan dedi mi? Çünkü Peygamberimiz hadis-i şerifte el hikmetu zallatul mu'min. Yani hikmet diken paydalık iş. Hikmetlik iş. Doğru iş. Bu ne tepilip kapı kalsa mü'minin özelinden yitip gitken nesi, kaçırıp koyan nesi de bunlardan paydalansa buludu o de bu yada alayda körsetin belki. Yani ahirki bir süpet esiltedigen bu kıl ruhka biz iyi oluşumuz lazım. Hoş. Mü'min adam kadarsız İslam'ın yakış düşünüşler. Birincisi. İslam'ın yakış düşünmeye durup mü'minlik süpte canlanığını bulmaydı. Bazıları bek takva değil. Bu şekli takvalık ölçem bulması gerek. Yani İslam'ın bir bütün düşünüş. Hayat kanuni diken bu tarafın düşünüş. İnsanını dünya ve ahiret beksadet iriştirelerden bir mizan deyip düşünüş için buna on seviye bulması şekilden iş bulmaydı. Hoş. Bilimlik oluşu lazım. İslam'ın körsetlerine emel kılışı lazım. Ve İslam'ın kımmet kararlarının özünün gündelik hayatı tedbiklaş arakalı insanın en ilgar örnek bir insan ikerliğine zaman yakılışı lazım. Bunun için nurgun ölçemle gidiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize ne? Buyurup, kuntum hayra ummetin uhricetlin nesin. Sen özenin için kegen millet emezsin. Özenin cenin bakış için kegen bir ummet emezsin. Sinan vazifen var dedi. Bütün insaniyet örneksin. Nemuneri.
Bu kıl pezilletini iş koşuluş için şirket lazım. Şirket koşuluş için ilim merpet lazım. On seviye lazım. İslam'ın kımmet karıştığı samimi işleyiş lazım. Ve hayata da bunu tedbiklaş lazım. Bu vakti bu ayet kerim diken koşuş. Yakış işler bütün hayat sahasını yitekliye dediğin. Yaman işlerin olduğunu hep insani yetke belki dünyaya omallık, hatır cemlik iyi kılalı dediğin. Bu kıl ruhka idiyek en diye kılalı. Fakat bu kıl sübet olmasa bu iyi kılınmayın. Bu müminlerin ki kıskıça sübetleri deyiver. Hoş. Köptün köp rahmet. Kadirli körümelle ben meşerde bir nesne az kalan mükaf kaldı. Şu otur hallık diye vaktimizde mesela bizim dilimizde demal lakımında insan oyluğa vaktinde otur hallık dese mesela en yüksek tekimbek takvalıkını kıgılı bulattı. Ama uncu valla takva yapıp gitmeye mandıgarak mansamda otur hal mesela %51% boğsan buldu diyendek nes düşünülüp kalmasın yani. İslam'daki biz devatkan ümmeten vasata diyen bu söz. Yani takvalıktı bolsun, hayatımızdı bolsun. İslam talepkan en adal, mesela maadırma şirani misal alsak otturdu. Yumlak bir şirava aldığımızda. Bu şunun del otturusu yani. En takvalıktın ki İslam talepkan otturhallık diyene adaletli bolsun, yürüştürüşümüzdü bolsun, muamilimizdü bolsun. Allah'ın ve Resulü'nün talep kılan en yüksek makam o aslında. O herkes mi? Ya Müslüman aslında biraz tırışkan olsa otturallıkta mı aşırıp tekimmek takva buldu diye gelmez. En takvalık mı şu otturallıkta? En cesaret, küçlüklük, kahramanlık mı şu otturallıkta? Aşını çüşenge vaktimizde andın biz kana kılalayımız ya da hayatımızda yani en mükemmel şekilde İslam talep kılan şekilde hep mangan bulduk kendimizde hem de. Bunu bir ilk asıl tıpkı iş gerek de buyurdum. Andayken bir sual var bir yada, bir körümünümüzdeki. Ki. Kişinin günahı tövbe kılıp, okşaş hatalıklarına düşürülen herkandak nacar ve şübhili kişilerden kol üzüşü, mu'minlik süpet bulsa, tövbe kılıp mı şübhili kişilerden kol üzenmeyen kişi mu'min bulalım da o, deyler. Şübhili kişilerden kol üzenmeyen bulsa mu'minlik süpeti gelişemeydi. O tek Müslümanlık süpetidir. Mu'minlik süpeti yüksek makam. Hoş. Şunu olalım. Güzel. En kısa şekilde. Hoş. Ondan olsa şükür kılıçtan mahiyeti kandak buldu. Bu şükür kılıç hakkında buralardan insanlar köp kılı izahatlarını belgeyen, köp doktalıgan, köp tırlığı elendiğen ama hata düşüncenin ki birisi. Hata düşünüp kılını vatkan mesela. Ama en mühim işten birisi. Peygamberimiz hadisleri müminin hayatından 20 şükürüge tevbe, 20 sebrek tevbe, 2 yılı bölüp et. Müminin hayatından 20 şükürlükte. Bu şükürün ne mi degen gibi? Hoş. Şükürün fakat elhamdülillah diseklem tamak yap. Şükürün. Bunda kalmaz. Şükür kılıç demek Allah'ın nimetleri rahmet eş. Bu nimetinin türü kara baksa o sana boğun olmayın. Doğru. Her vakit Allah'ın nimetlerini esleş. Her kanda vakitte. Her kanda bir vaktidir. Meyli yemek içmek olup kalsın, yak seferde olup kalsın, armağan da olup kalsın. Her yakarsa köz aldığımızda bu nimet görünüptür. Eğer insaf aklımız cahil olup kalsın. İnsaf bozsa aklımız cahil olsun. Enin kendin Allah'ın belgen nimetlerine kayı sahibi olsun. Onu doğru yolga, halal yolga işletiş. Bunu şükür deyiniz. Allah'ın nimetlerine şükür etiş. Hoş. Bu Allah'ın enin kendin Allah'ın nimetlerine esleş. Ve buna doğru cayık ışıltır. Kayıs sahadı bu şirketin nezir. Allah'ın nimetlerini muayyen daire çekilip boğulunmuyor. Hoş. Şu ayet kerimde ve in te'uddu nimetallahi la tuhsuhari. Allah'ın nimetini sanıp bakaysan sanıyamaysın. En adlis bir havadın misal kalaydı. Yem kişmek misal kalaydı. Suni misal kalaydı. Kağını tuttu. Ondan da başka Allah'a ta'ala perzet belgen olsun nimet. Hoş. Mal dünya belgen bolsun nimet, salametçilik belgen bolsun nimet, hatırcemlik belgen bolsun nimet, hayatlık belgen bolsun nimet, akıl belgen bolsun nimet, mektep hayatı kiriş nisip olgan bolsa, doğru yol menşe nisip olgan, sana tüketkin olmayız bu nimet. Tüketkin olmayız hakikaten. Demek bu Allah'ın bu şükür dediğimiz, bu şu bununla kalbimiz ile rahmet etmişimiz, dilimiz ile rahmet etmişimiz, bütün vücudumuz ile, bütün ezalarımız ile rahmet etmişimiz lazım. Mesela kalbimizi rahmet etsin Allah'ın nimetlerine esleş. Tilimizden her katın bir yaşlılık erişken vakti de her katın. Hoş. Çünkü biz her saat emez, her minutumu erişip durmuz yaşlılıkka.
Allah'a şükür etip duruş. Ve bütün ezalarımızdan közümüz, kulukumuz ve kolumuzdan tatip Allah'ın belgen nimetlerinin hemisini del cahide doğru yol geçildi. Bu şükürde ibaret. Şükür kılıçdıken Allah'ın nimet ilgisizkendiğini tanışalım biraz. Bazen Allah tuz gördü. Allah'ın nimet ilgisizkendiğini itiraf kılıç, Allah'ın pezdini inkar kılması ve Allah belgen nimet meyli siyasi nimet olsun, iktisadi nimet olsun, fikri nimet olsun, salametlik olsun, baylık olsun, onu günah olduğun hata yolda işletmezdik. Bu şükür de ibaret. Hoş. Bu dairesi hayatımızdan yerini öz işgalıdır. Bu şükür kılıç ibadet mus ibadet. Şu ayet-i kerimede ya eyyühellezine amenu kulu min tayyibat ma rızaknakum. Biz sizlere belgen yakşı, pak, halal nesli insanlı bulurdu dedi. Mü'minler kitap kıldı. Ve şükürü lillah dedi. Eğer sizler Allah'a ibadet kıldığınız olsan şükür kılınlar dedi. Ben Allah'ın boysunluğu için, Allah'ın iştahatı için deseğinle çokum şükür kılınlar dedi. Ya ibadet kılmayı ben tuz kör deseğinle, dinsiz deseğinle uzanlar için. Lekin ben ibadet deseğinle ve şükürü ibadet kılınlar. Şükür kılınlar dedi. Demek şükür kardeş ibadettir. Şükür kılmayı durup ibadetine cayık apağını bulmaydı. Mükemmel kıyığını bulmaydı. Nimetinin hüddisinden onun çıkkını bulmaydı. Çünkü her katın biz şükür kılarsak, yani şükürdün maksat paket ilimizden. Mesela bir adam ticarette netice kazandı. Misal alayım. 1 milyon pul tap dedi. Bunun şükürü için boytakta iş kişinin öyle koydu dedi. Ya ki Türkiye'de bir yerde 5-10 okuyucunun ki bir yıllık mektabının ki çıkımını ya ki aylık rasxodunu be dedi. Hoş. Ya ki o mıgan olsa bir öğünü vakıf kılıp etti bir yıllık ticareti ki. Ya ki siyasi dava için ya ki milletin gemi için meblağ sal dedi. Hoş. Bana bu şükürdü ibaret. Pulunu tapkancağı obdan tabi elhamdülillah deyip lan kosaklı özü obdan göçünü toyuğuzu bilsen milletin ki muhtaçlarının ki onun hakkını ada kılmaya kapı kalsa o şükremez. Hoş. Birisi ilim mearifetine erişti, yüksek seviyede erişti. Lekin milletin özünün vazifesini ada kılmasa, fikir işlep çıkarmasa, halkla doğru yolga, her birisi özünün sahasıdır. Özünün sahasıdır. Milletin hizmet kılmasa, Müslümanlığa hizmet kılmasa, İslam hizmet kılmasa, o olmuş. Nankor olur. Şükür kıygan bulmayı. Fakat mağala boğası oldu. Benim karım diken dikin lan nankorlukmuş yedi. Şunu bunun dairesi yaman kenri dikinmiş. Şu ayette la in şakartum la azidennekum. Şükür kıp dursan, yani hakkını ada kıp dursan, ben belgen nimetten kadir gitip dursan, tekimi sana oşurup birimen. Şükür kıygan vaktimizde dünyada netice girişimiz, ahirette netice girişimiz. Ve sen edizi şakirin. Şükür kıygıcılığına biz mukapatlayımız. Bu ahiretlik hasemez. Dünyanın da. Şükür kıldı demek Allah'ın belge nimetlerini doğru yolu işletti. İlim merpet verdi, azgın fikir işletmedi. Milletini kaymuktur iş işletmedi. Azrak olsun paydam yetsin diyen işletken bu olsa bunun mukafatı vardır. Bu dünyadın bu. Mal dünya verip onun doğru yolu işletken bu olsa bu dünyadın bu takım esirleş bir iş var, bereket var. Ahiret kısa o ayrı. Ahiret kısa koysak mı? Kaysa bir sahada o kısa. Bu şükür kılış yani insanın dünya ahiretinin ki yaman akıbetinin ya ki azabının saklap kalır. Hoş. Şükür kılalığa vakti. Çünkü şükür kılış demek Allah'a belgen nimet işletiş ve hata yolda menip kılıştın saklanış demek. Nimetlerini hata yolda işletişten özünü yığış demek dedik. Şu anda öyle vakti. Hoş. Çünkü ayet kerimde وَلَوْ أَنَّ اَحْلَ الْقُرَى آمَنُ eğer bula iman etken olsa yani hakiki iman seviyesi yetken olsa vettekav yani ihlas olsa imanı samimilik olsa düşünüş asası da iman kadem koyalgan olsa bulağı asman ziminden tügümez bulakını eşbirimiz tügümez nimetlerin rızıklarını eşbirimiz dünyada en adli misal edip etsek dünyada Müslümanların makalları yurtlarında tügümez baylık var asman dünyanın asıl ne karısı baylık var eğer iman samimi olsa takvalık olsa, İslam'ın bir bütün çürük, bir bütün emel kılışı olan olsa bu nimet tükümegen bulur dedi. Ama biz iman kergen çağda pasif kıldık, şekil vazgeçip olup kaldık, ya ki düşenmedik, takvalık kergen çağda bağlayı yokluğuna arsız olduk. Çünkü Allah'ın belgen nimetleri özümüz iyi olamayız. O da başkalar bizden müsaadır kıldı, hep gitti. Demek özümüzden bir şükür kılmak Allah'ımız için. Hoş. İman samimi bu mukallakı, takva samimi bu mukallakı için Allah'a belgen nimetini dünyanın hem yeri karsak Müslümanların baylığını bulan talan kılmaktır. Bir yerde hatalık kim derse
bizdeki iman düşüncemizdeki katalıkı da samimi bu mukallıkımızdan kep çıkıyordu. Şu ayette bu şükür kıldığı adamı karsak köpüce adamı asam bu değişmem ki. Bu şükür diken devesli tükümem de oldu. Asayiş bu de. Bu şükür kıldığı adamla iman etkallarına açıdı mı Allah'a işlenigenlerine açıdı mı nakit az çıkıyordu. O kapırlığa ayrı. Ve kalilun minu. Müslümanlarına işledi mi Allah'a şükür ettiği adamla nait az bu der. Çünkü ayette ve kalilun min ibadet şakur der. Şükür ettiği adamla az der. Minin bendelerimle işledi. Yani imanı etkilerine işledi. Müslümanlarına işledi. Şükür ettiği adamla. Tuz kur köp der. Allah'ın sözü. Allah'ın sözü. Emeliyatımız emin. Eğer bunun hakkını belirleyen olsa vetirimiz koldan kepmeyen olaydı. Bugün bu horlukka çıkan bakan bulattı, Allah'ın yardımına erişken bulattı, izzet şerefiyle yaşayan bulattı. Hoş. Ma o, bana şükürünün ki takazası hem düşencesi buna da ibaret. Allah razı olsun. Hadisini şerhiyle kitabatımız, kaderlik yorumlarımız. Sualarına bası yolla ve sağını buldu. WhatsApp arkalık kılsağına mı? Ama mesela Abay Sıltılığı elip ötüp getken, hakikaten insanı oylandırdı mı şu? وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا diyen söz. Yani insan oylap kaldığımdır. Yani Rabbimiz bir yerde hakikaten biz Allah'ın bizge ata kılgan nimetlerini sanıp tükit falanmayken biz yani bu. İnsan oylusu özünün bedeninde mi? Diyen de biz sağ salamet kopkan bolsak. Bedenimizdeki nurgun azalar. Yani Allah'ın her birisi kolumuz bolsun, közümüz bolsun, burnumuz bolsun. Bütün nesin sağ salamet işte eminette her birisi bir nimette hem de. Bir insan bir Allah men sizlerge ata kılgan nimetlerimi yani çünkü valla sanaksız nimetlerimi sanasana demek bizim kançilik acizliğimizi his kıldırış için birlik şekilde işildi vardı diye men belgen bir nimetini sanasana. Eğer ben sana bir akıl belgen basayım ya közünü kördüğün kılgan basam şu közdün ibaret men sana ata kılgan nimetini eğer sen sanap kalsan bunu bir tekşürüp kap kalsan minin sana közdün ibaret bu nimetinin kançilik bir büyük bir nimet ikerliğini sanıp bulanmaysa diyen üçen nuratı demeyen. Sen başkanı koyup da kulak, başka bütün azalarına işleşini koyup da bir men atakan bir nimetini sanırsan sen sanıp bulanmaysa iyi benden dedi hem de. Aşı derecede hem de insanın hakikaten bu. Onun kendi şükür, şükür min cinsi nimet dediğin bir söz bağımasına gel. Bir insanın bayının ki keç gündüz Ceynimazdan çıkmayı takvadır buluşu o şükremez ki insan. Onun kısmetten şükremez. Açayla. O ibadetten bir kısmından şükresi. Bayından şükresi Allah'a belgen mal dünyada doğru yollarda, muhtaç yollarda ciddi yol işiltiş en de şükür hakikallık. İlimden şükresi yetküzüş, başkalara talim veriş, ürgütüş, kol dinkiliş, hizmet kılış bile. Her oranından şükresi perkılık olur. Hoş amdi Resulümüzün şu hadisi de ahirde misin o mümine eğer hoşallık yazsa şükür kıldı dedik bunu açtık. Eğer onun musibet yazsa sabır kıldı. Bu mu onun için yakışı diken? Sabır kılıçla mı ait kanda mıdır? Sabır kılıç demek kayser buluş. Pidakarlık göstüş. Çıdamlık buluş. Kanaatçın buluş. İbbetlik buluş ve mulayim buluş. Bu mezmullarının hemisi özgür. Hoş. Hemisi tepelem doğduysa sabır tepelem. Bunu yığıncaklığa baktığımızda çok dairede sabır üç türlü bölüm. Birisi iştahat işlerini icra kılış, yani Allah'ın körsetmeleri emel kılış, sabır kılış. Mesela her gün beş katım namaz okuşta sadık hopa, uykudu vazgeçip, ibadet sabır kılış. Mesela roz tutuş, milyon pul tapkan bulsak bunun 2.5% versek dolarlık hele pulu oladı. Bunun da kalbinden hursallık veren bir iş. Bu İştahat sabır. İkincisi, günah işlerinin özünün kontrolü sabır kılış. Mesela fahiş kıyısı geldi, özünü tuttu. İmanı mı kılap, akide mi kılap, Müslüman mı kılap. Arak işkisi geldi, özünün kontrolü kıldı. Hoş. Parhorluk kıyısı, para ağız geldi, günahdan korkup özünü tuttu. Biz seninki ağabur oyuğa hücum kıyısı geldi, leken günahdan korkup özünü çıkan olsa, bu günah işlerinin özü çıkış, bu da sabır. Hoş. Üçüncü türü var, bu hayatlıkta Allah-u Teala'nın kazayı kaderleri sabır kılış. Yani mesela bizim vatanımızda misal kalsak, yani biz özümüz Şarık Türkistanlılarını, Uygurlarını misal kalsak, nurgun kapılıklar var, nurgun musibet. Muş boğan işte Allah'ın kazayı kaderi, Allah'ın kazayı kaderi.
Sebepsiz kimse? Sebepsiz biz. Allah palağını vakti bunda iş boludu. Yani Şarık Türkistan Uygurların merkezinde Şarık Türkistanlıkla Hıttaylarına müstemlik çıkıp kaldı deyip takdirdi. Yazganız, yazgan. Şun çüştü. Ama sebepsiz kimse biz. Allah yazıp koyalık için emez, belki özümüzden ebgalık eden, pasifliğimizden, işaret kımakalıkımızdan, ansızlıkımızdan, bilimsel yani ki tüvellik eden bu ahvalı çıkıp kaldık. Demek bu kazaya kadar. Ama bu üç türden işte de üçüncü türü Allah'ın kazaya kadarıyla sabır kılış, yani bunun çıdamlı kılış en ters. Çünkü insan bir ömür boyu günah işle kirmeyi ötep gitmenizse, yani çok günah karakteri kirmeyi ötep gitmenizse ötep giterleydik insanlığa. Mesela harak içmeyi, aşk kılmayı, parkurluk kılmayı diyen o şey. Enin kendin iştahat işlerini kıl, mesela namazını okup, zakitini verip, rozusunu tutup, bilim merpeti olgan olsa, bilimden zakitini verip, birer yer işleyen olsa, haram orlaşıp kalmayı işlep ötep gidiyordu. Hani insanlar mı? Hoş. Ama üçüncü türü ters dediğimiz, kazayı kadar. Çünkü insan mesuliyet yaşı kadem beskandan ta vafat olgan kadar, bu hayat kilovatkan her türlü sınaklığa berdaşlıkları bu asan düşmeyin. Çünkü candın kilodu bu sınak, puldın kilodu, izzet abroydun kilodu bu sınak, vatanımızın koldun kilodu okşaş kilodu, bazı da pişkirdin kilodu, bazı da ekidirdin kilodu, her taraftan kilodu bu sınak. Hem sevir mi şeyde mesela bir insanın ki beşi ne mümkün kalsın, meyli o hayatıdaki işler olsun ya ki biz okşaş ekval koçu, şüpka koçu olsun. Ama şu takdiri müşkende belki şunun sallamına da turuş emez, belki şunu özgertiş için hareket yani kılalım olsa. Şuna bir sabrını çıdamlık buluş, kayser buluş, pidakarlık, ruhi iyi buluş, iktiza töven bop kalan olsa, başkalarının balını köz çıkmayı kana açacağım buluş deyip izah aldık başta. Pek mühim noktamış hakikaten. Şuna bu Allah'ın kazayı kaderleri, sabır kılış meselesi Adem'de bunu takabül turuş için, yani bu sınavını alıp gidiş için birin canlık iman buluş lazım bu öteş için. Ütkür, küçlük irade ulaş lazım, sağlam fikir ulaş lazım. Enin kendi her bir kadem, her bir iş hareketlerde Allah'ın razılığını izlediğin bu ruh iyi olalısa bu kazayı kader sağlam ötebilir. Eğer onun imanı aciz olan olsa, iradesi ülek cansız olan olsa, fikire de iyi spesifik olan olsa bu sınavını aldırıp ötemeyin. Hoş. Biraz dikim belki bir misal var bu hafta toktulup ötmek için. İnsan karşısında insan bu dünyada sınav kuşu yaratıldı. Bu kanuniyet. Çünkü Kur'an-ı Kerim halakal mevte vel hayatı yevluvakum. Allah hayatlıkını ölümünü sınav sınav için. Yani kim en doğru iş kıldı, kim en cahidi, güzel iş kıldı sınav kuşu yarattı. Enin kendi bu sınavda Allah-u Teala yakşılık olal demedi. Bazı insanların yakşılık olan sınav emendi, bazı insanların şerr olan, yamallık olan sınav emendi. Ve nebluvakum bişşerri vel hayr fitnedi. Hem de bu insan kilovatkansı da bir insandan bir insan okşumaydı, perklandı. Bazı insanlara mal dünya verip sınaydı. Muşu, ben belki mal dünyanın hakkını ada kılandı. Millete gelin ki gemini yemdi, dini için hizmet kıldıramdı, milletinin mağarip seviyesini, aklını aşırıştı, işiltemdi diyen okşar. Bu ne sınaydı? Bazı insanların kişisel ölen sınaydı, bazı insanların yanı bir, sınaklığa ölen sınaydı. Bazı insanların kalbi ölen sınaydı, bazı insanların mağlubiyeti ölen sınaydı. Her türlü sınak var. Demek hemen Müslümanlar Allah'ın belgen nimetlerine şükür kılış ve musibet gelgençe sabır kılış bir tek orunlu bulunmayın. Perklin. Bazı mü'minler var, her katın bir sınak kıyıp kalsa elhamdülillah dedi, şükür ettin. Çünkü hadis ilgendek mü'min bir tiken girip gelsin, kisel olup kalsın, onun günahları kapparat oldu gelsin asasen. Allah'ın takdir iken, Allah'ın kazayı kadir iken de elhamdülillah dedi, sınak gelsin. Vay can demeydi. Ya ki Allah'ını tıllamaydı bazıları okşar. Ya ki bu sınav geldiğinde dinde yeni olmaydı bazıları pasıplar okşar. Elhamdülillah. Bu imanla müstahkemlik. Demek bu hayat sınav hayatıydı. Yani bazı insanlar var sabır kılır. Şükür etmeydi ama bu sınav mı ötep giderdi. Normal seviyedeki insanlar. Mesela Şarık Türkistanlıklarınca, Uygurlarınca da bu insanlar kök buluşmak. İnşallah bugün ötep gidiyor deyiz. Uttur hal derecelik. Yani bir türküm insanlar var sınav yapması bulanmaydı. Berdaşlık verenmeydi. Çıdamaz. Nemiş önse bu olan iman seviyesi olan bu oğalık için sabır gibi bulanmaydı ya çıdamaydı. Bunun misal ağa baktığımızda ayette ve minen nas may ya'budullah ala harfin. Bazı bir insanlar var. Bir terepleme halette ibadet kıldı bula dedi. Yani payda menfaat olup kalsa Müslümanlık turdu. Ben Müslüman da
çın turda. Hiçbir musibet yetmese, hem rahat olsa, hem işte normal olsa. Eğer bir kapılık gelse, turmon gelip kaldıran olsa, iktizadi kıyıcılık kuşkaydıran olsa, ya ki bir kapılık yolukkan olsa, bugünkü okşaş yeni oldu. Yeni oldu. Mesela bugünkü ile karşısak, neç vaktinize normal alet turuvatkan, ya özü Müslüman deyip turuvatkanlar, üçte özlülünüzü, vatanımız bulavatkan, dehşet, zulümden sebebden bir bölüklere İslam'ı hücum kıldıran seviyeye geldi. İslam'ın prensiplerini, şuarlarını tenkit kıldıran Müslüman deyip durup, bazı özden Müslümanlıklarını şek kıldıran seviye mevcut mu mevcut? Doğru. Aşkara. Bugünkü siyasi vaziyetini İslam'dan çıkarış lazım, akideden ayrı ütüp kılış lazım dediğin bu kıl teşvikatlar mı? Ne için dediyse, İslam hak olan boz, bugün biz bugün kanmaydık. Kanmaydık. İslam hak olan boz, Müslümanlar küçük oldu, garipte. O vakti de bunda bir musibet gelmedi. Demek bizdeki bu kapılıkka kep kalışımızın sebebi, bu İslam'dan kaygen. O da oğanca bunlardan aslı vazgeçken, doğruyken, yakışırken dediğin, bu kıl hata ideye kirip kalan, bazı bir mektupla mevcut musun mevcut? Bunu ne mi demiş? Sen Müslüman mısın Müslüman değil. Ya ben kapır deyip o çık demeydi. Ya ki ben dinsiz demeydi. Cemiyette kapır dinsiz deyip kalsa. Böyle muhacere cemiyetini vatanını koyup tutsak mı? Baza tapanmaydı onun azgın fikirleri. Onun hata fikirleri baza tapanmaydı bu başka. Yanılam özgü uf beğenlik süker. Müslümanlık tonunu keyip durup şıkınmakçı olurdu. Bu arkalık cemiyetini böleş. Fikir kalayım kan fikir taktış. Siyasi hayat ne? Müslümanların ki kimlik eden, kımmet karşıdan ayrı uçuşka urunmakçı olur. Hem de bu sevir kılıçtan ki müvelleri karsak, kıskartıp etka vaktimizde, sevir kıygan ademle, yani berdaşlık bir halge ademle, amal çağrı tepilgıça bel koyu etmeyin. Çıdap durdu. Ümmet var oldu ki boşap gitmeyin. Mesela, bizden yurtumuzun misal kalsa, ihir derece bir kapılık tutar. Bu kapılık üçte özlülüğünden zemez, müstemlikin üç kendini tatip boğan kapılık. Çünkü müstemlikinin ki bugünkü de muşunda bir akıbetini keltürüp çıkardık bu enik reallıkımız enik reallık. Biz hoşça şekilde yaşamayan bu olsun mu? Başka şekilde yaşayan insanla, milletle mevcut mu? Mevcut dünya tarihine. Hem de bu kinçilikle yolukkan adamla sabır kalırsa, yani berdaşlık bir halise, pidakar ruh gibi olalısa, bu adam bu kıyınçlıktan ötep getirdikçe berdaşlık gördü. Kıyınçlık görüp lan, ya itikadı yanmaydı, ya dinsiz olmamaydı, ya ki ahlaklı vazgeçip bir yak etmeyin. Sebir kıptır. Dedi ki sebebini taşlamakan adette, herketine taşlamakan adette. İkinci paydası sebebinden Allah bu sebir kıyafatını günahlarımızı mekbir etkin. Takım mı bizge doğru yola takıl. Yani bu sabırdan manisi hak yolda duruşka, adalet yolda duruşka, bugünkü zamandan tırnak elbette insan hukukun müstehkem duruşka, hürlük, müstakillik yolu çın duruşta yanmazlık, vazgeçmezlik diye hukum nümeyiz çıkalım. Sabırdan manisi şu. Mesela biz müstemlikini kubul kılamda kınmayız. Hürlük prensipimizi vazgeçemde yok, keçmeyemiz. Edebinden sana kançılık oluşka et nezer. Bunun çın duran çın duran. Bu sabır. Kandaktı bizi usulam gınşımay cimtuğallık o sabiremez. Sabirinin dairesi kenar. Az millet karakterlik bir sabir kılış baskışıdır. Yani çıdamlık buluş baskışıdır. Eğer biz buna müstahkem turalısak buna ne diyse muhabbakiyet bu. Çünkü ve beşşeri sabir. Sabir kıyık uçulara bir şaret besan bulur. Yani yakşılık bari. Bulan ümmetlendirdi. Şu an bugünkü halatımız mı? Yanına müstakil bulalayımız, hıttaydın, kutulumuz dediğim bu ruh ile yaşavut demez. Hem bu iman seviyesi iki o kadar bile muşunda yaş lazım. Ya hem biz tügeçti o. Hem bu millet tügede. Bu millet kutlanmaydı o. Hıttay dünyanın ilgirlep gitti. Bizden tükkünümüz tükken de kalsa bu adamdan imandı mesele olan. Ayet mevcut esas. Çünkü mümin ümmüsüz olmayın. Şu an devamlı kuş yetkiye yerçe hareket kılış lazım. Bütün sebebine doğru şekilde kılış lazım. Ama ümmüslenmesi lazım. Üçüncü payısı sebebinden düşmelerinin yirmi kırdan saklanılma. Bu vaktim ki toktuğumuzda bir ayet neslesek ve in tasbiru ve tettaku la yadurrukum kedum şey. Çıdamlık bulalısanla hadi. Ehkeyde de çıdamlık bulalısanla. Yani müstahkem duralısanla. Ehlakınla da çıdamlık bulalısanla. Prinsipinle çıdamlık bulalısanla. Siyasi ideologiyanla çıdamlık bulalısanla. Kımmet karşısında çıdamlık bulalısanla.
Hem samimi bo'lsanglar, nimish qilsanglar va taqvo. İhlas bilan qilsanglar, düşmanlarga hilmi kirsa sizlarga og'ir darajada ziyon beradi. Aslida ziyon berishi mumkin, lekin sizni vayron qilib o'tkadak, sizni yo'q qilib o'tkadak darajada ziyon bera olmaydi. 4-chi foyda sabrning Allohning yordamiga erishdirdi. Xo'sh. Chunki innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisob. Boshqa yer bunga hukm yo'q. Ya'ni chidamlik bo'ladigan, bardoshlik beradigan davo yo'lida, siyosiy yo'lda, aqidiy yo'lida, kimlik yo'lida, til yo'lida deyil, butun mavjudligimiz yo'lida bardoshlik beradigan, chidamlik bo'ladigan odamlar ajrga erishadi. Bu dunyoda erishadi, oxiratga erishadi. Aniqa bighayri hisob, hisob yo'q. Ya'ni ishni natija qazmasa cho'qim buningga bardoshlik berish lozim. En bir ahirki bir nokta buna paydası, biz kayısı bir işini kılımızda edikemiz, çıdamlık bulmayı durup, ya sabır kılmayı durup iş kılamayız. Hatta en yakşı emellerini kılımızdık mı? Sabır kılmayı durup kıyılmayız. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir yerde bir körsetmeni verir bizge. Ellezine sabaru ve amilu salihdir. Emeli salih kılman insan mı? Yani yakşı işlerini kılman insan mı sabır lazım? Sen de sabır bulmayı durup emeli salih kılamayızsın dedi. Birinci şart. Sabır bolsun, yani çidamlık bol, pidakar bol, kanaatcan bol. Mesela birisinden hali boş, iktisadi cihetin değil. Bu yakışıkınmaz. Kanaatcan bulmayı durup, yirismen bolsa, açgöz bolsa, başkalarının kendisini edip olmanı deyip yakışıkın alanı kılınmıyor. O sabırcan bolsa, yani kanaatcan bolsa, halaldın pul tepip, halallı yaşayalısa, enin kendinden o emel salih kılar. Eğer sabır kılanmaya kapkası, hiç kadar işte netice kazanılmıyor. Yakışının açgışı mı yani sabır dedi ayet. Hem de ahırda eskerdiğimiz noktada en adli derdisi sabır kılıçdan ki, en tüven derdisi kançılıydı. Bir yerde her bir Müslüman bu sabır temisi de ya sabır kıldım diye için birisi İslam'ın tuğluk çünüş yolu çıdamlıcan buluş, çıdamlık buluş lazım. Hoş. En adlisi. Sabır varsa İslam'ın çünüş için bir vakit gidiyor. Bir mezgil gidiyor. Uncuğuna çıkamaz ama bir insan rağur süresi bir netçay. Çünür. Yani İslam'ın çünüş yolda sabırcan buluş. Mesela Kur'an-ı Kerim okuyamaydıgan bolsa, okuşunu yugunuş. İslam'ın prensiplere, maksetlere, kımmet kararışlarına biliş için okuş. Yani sabır kılış. En tüveni. Enin kendinden kalip bilen ve azalı bilen kılındıgan tarzı ibadetler var İslam'ın. Bunu kılışka üzdün zor iş lazım. Mesela namaz okuşka gelince bazı da erip gitken bolsa, ya ki film görüyorken bolsa, kızıp gitken bolsa, ya ki ağın braderler veren sohbet kızıp gitken bolsa namaz ne? Taşlı düşmü mümkün, ya okumazsın mümkün. Sabır kıp kıp kalsın, namaz, perz, bunu okuşum lazım. Hiç bombancı lazım, bu Müslüman boğandıkın künde bir cibet, işkibet olsun, mağım meninki ölçem, yani hayat kitabım, Kur'an-ı Kerim okuşum lazım. Bugün dünya ne? Kandak ediyordu, İslam'ınki dünya karış kandak, bunu bilişim lazım. Yani İslam'ı düşünüşke ve İslam'ın körsüzün emel kılışka üzerine bu yerde biraz zorlaş lazım. Bunu sabır diyemiz. Ya bir iş hoş yakmasa lan taşıyor tutuğun ondan iş. Bu en tüven çeki. Enin kendinden nefsi ile köreş kılış. Yani haram işler akitip kalmasılar. Hoş. Başkalarına hakkına yapsanması için nefsi ile köreş kılış. Ve musibet kepkası her türlü musibet, her türlü kapılık buna çıdamlı kılış. Bu sabır kılıştan en tüven çeki. Bunu kılmayı durup ben sabır kıldımsa o yalgan balık oldu. En tövencek. Yani bizden Müslümanlık ne? Hoş. Ügün işi, yani Müslümanlıkla takazaların ügün işi. Enden İslam buyurgan şirketlerine kılışka üzüne, köndürüşü. Hoş. Nefsi ile köreş kılıp hata işlerini üzü saklışı ve kinçiliklerine sabır kılışı. Bu sabırdan en töven ölçüm. Muş'un da bu vakti Müslüman üzüne sabır kılış köndürgen buludu. Hem hayat her türlü musibet yapkası o üçtüm tutluk sıkılmaydı. Ecep bir geldi geldi. Biz Müslüman tutsak mı? Allah'ın salih bendileri tutsak mı? Ecep bu gün kiliyi verdi beşimiz geldi mi? Çünkü hayatın sınak hayatı geldiği, bu hayatın insanı bazı da yakşılık olan, bazı da şerr, yamallık olan kepturduk Allah'ını, o insan Allah bunun kallısı da idisini bilirdi. Şun kepkaz bu Allah'ın takdiri iken deydi. Kapılak kepkaz bu kapılaktan kurtuluş için, koldun kıldığın varlık imkanı, sebepçarlarını kullanıp hareket kılırdı. Bunun ki neticesi, muş. Demek bu iman, ya hidayet insan birliğinin en büyük nimet. Çünkü hayatının ki yerime de, on terapi de mesela şükür desek bu mu sevap ekliyordu? Yani bir terapi sabır desek o mu insan sevap ekliyordu? Her işkili halette ecir, mükafat ekliyordu.
Hem bu nimetten yeterlilik derecede behrman buluşacağın demiş kılıç lazım. Birisi imanın mahiyetini tuluk düşünüş lazım. Hoş. Ağızıl deyip koymazsan imanın mahiyetini tuluk düşünüş lazım. İlim mârifet oluş lazım. İlim mârifet olmayı durup imanın mahiyetini düşünülmeydi. Hoş. İlim mârifet olmayı durup sağlam şerk etme kılanmaydı. Hoş. Takva olamayın ise yani ilim mârifet olmayı durup kılanmaydı. Çünkü cemiyet bir nesini yap, çıldıran boz en adlısı bu nesi doğru mu doğru emez mi, halal mı haram mı dedi gayyaki, bunun en adlısı demek ki ilim mearifet git. Bir fikrini oturup taşlamak için, milletin kutkızı için. Bu fikir, ben işini atkan bu dinin prensiplerine, siyasi, nezriyelik uygun mu uygun emez mi, bunu bilin için mi? Bilim mearifet git. Bilim mearifet olmayı durup, şükür gibi cahide ilişkin olmayı, sabır gibi cahide ilişkin olmayı. Endir imanı canlandırış ve imanı müstahkem duruş bu şart. Bu bulmayı durup müminlik süpüdür ki yukarı ışkı peziletke ilişkin olmayı. Çok rahmet, Allah razı olsun. Programımızı şimdi kılıp ağırlık yap kıldık. Bir sual bakın. Abayka ümitsizlikke uzun bir nesil yüzüttü. Abayka ümitsizlikke Allah'a kadar yap oldu hem de. Deydi ki bir yedim, ben şünki ola nurgun kettim tövbe kılıp bir işini özlemini doğru yolu sağlam bozulmuş çok bir günahını kayıtı kayıtı yani kıpılıp taşlıp etken deyin ki bu yeni başlayıp kılıp hazır şu aletki geldim ki ben Allah'ın aldığı vatkandaki his kıldığım bu kaldım şunun için bütünle bu tuyguda ben hazır deydim şu an yakışıklığımı kıgım kemmeydi o deydim. Bunun için birinci olup İslam'da kayıtlı bir düşünüşü lazım. Hı-hı. Kayıtının bir okşu, yani ügünüşü lazım. Hı-hı. En kendine yakşı ademlerden, yakşı buradırlardan hem sohbet oluş lazım. Eğer boyta koyan boz, yalnız yaşamasılık lazım, hata yoldan sakınmış için, buradır, ağın davranış. En kendine bugün ki bu beşimiz gelgen kapılık olanla üzüm taşıf etmesi için ümmet varlık ruhunu yok etmesi lazım. Bunun için ümmet varlık ruhunu kolu keltiriş için tarihimizdeki her kıl örnekler var. Mesela sahabelerin hayatı. Hoş. Enin kendini tarihte ötken her cengi var şahsıyla. Bu şahsıların hayatı olmuş bir çıkabat insanda bir gayet kılın. Mesela en adlısı Ertuğrul'un filmi kararı. Başkalarının iş bazı başı bin çangal adam bilendi. Ya ki 2000 adam bile başlanırken. Bir Rim İmperiyası olan bir devletke kadem mi kadem işgirlap kereşi, nurgun zeminini iğerleş bu ne mi öyle ki? Kolda bak kuralından ilgarlık edilmez, okşaş bir kereç. Bu iman kuşu öyle. Bir yüksek bir gaye öyle. Siyasi bir prensip ile kolak gelgenler. Eğer Muş'un az çıkılırken vakti de insanların yoluna hiç kandak nasıl tosap kalanmayın. Belli o hayatı da ayrılsın. Ya ki davamlaştı olsun, bu iman müstahkem olsa muayyen bir gaye yolu, nişan yolu köreş kıldığında bu kalsa hiç ders otosu olamaydı. Bu gaye bulmaya kalıp kalsa şeytan insanın her yolları bile hazır gider. Hoş. Köptün köp rahmet, Allah razı olsun. Şuna programı da ahırlaştıralım şöyle. Kadirli körmelerimiz şuna kalıp 47. saniyemiz bu şimdi ahırlaştı. Hakikaten kısa bir iki kuruluk hadis. Acaba ni amril mu'min, mu'minin işiğe hayran mende başlanan bu hadis. Çünkü valla mende bir saat ki yakın, bir saat mufkaptı. Bunu açılığa mufkası yani nurgulluğun saatlerce aşkılıldı hem de. Allah subhanehu teala'nın bizge ata kılgan. Çünkülük kıskı sözler bilen, çünkülük çoğun mendelerini içine cığılığan şekilde. İşbadetler begen Resulümüzün hadisini düşüngen bulduk. Kuşunda uluk güller turu etmemiz. Hadiste mi değil gendek. Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala din kegen her bir nesi en ahirde mi tehditlendi. Hatta bizi kegen musibet mu emilette Allah'ın bir nimeti yani. Şu bendesini biz kitip kalan, bilip bilmek kitip kalan hata yollarımızdan beşimizi silkip etişimizle doğru yoldu, minişimiz için Allah tarafından Kallağını silkivet ibendemde evetilgen bir elçilerden ibadet bu nesi. Meyli sağlamlıkımızı kegen bulsun, ya ki dünyamız kegen bulsun, bizim bir beşimizi silkivet işimiz üçün kegen bir aldınala evetilgen elçilerden ibadet nesi kemdi. Hemisi
Allah'ın nimetlerini, bu şu nesnin tuygu his kılan şekilde yaşayıp, bu uluğ küllerinin ki fazilətindən bəhrəmən bulup, elbette bu kireyil desek vaxtımız düşüp kaldı, aslında bu küllerinin ki fazileti, bu vaxtıda kılınan ibadetler hepsi, İnşallah aldığımız kapta biraz toxtuluş gerek. Bence Arafat gününü burun doğru kıldı. Peyşembe günü aldığımız peyşembe günü. Hatta bir gün kalan dolar mı? Cuma günü yetişin ama. Eğer program kılalsak hem de. Kılanmayı kapı kalsak şunlar müşahidin hazırdın başa peyden Allah'a mübarek olsun diye biteyim. Allah sağ selamet iyileştirsin şu heyetimizle. Kadirli kardeşler bir hadisine asıl deyim de. Müşüküllerde kılınan ibadetle. Pazilet cihat, pazilet cihat. Başka yılın her kandak gündeki perizme okşumaydı, pazilet cihat aldıgan nesimiz, ecrimiz. Şunda köplügen hadisletli gelin adamdı. Bu künde kılınan ibadetlerin ki hem de nurgun nefli roz tüvelişimiz gerek, yakşı tesbihatlarını köp kılışımız gerek, zikirlerini köp kılışımız gerek. Peygamber sallallahu bir hadis var. Bir Allah subhanallah'ın kışığı bağa vakti da mümin. Muşu 10 günde kılınan ibadetle fayda. Keçiler hatta bazı alma dedi ki bu 10 gün kirgende keçisi çırıkınla ölçmüşsün dedi. Bir ibadetlerle zikirle ötküz onlar. Kündüzü rozla bile ötküz onlar. Allah'ın aldığı bağın künüsü eğer de bir insan muşu günde ecirge ilişken insandan aldığı aldığı ötüp çıkan köpürek ecirge ilişken kişi bombaydı dedi. Fakat kim bulduysa bir insan bütün mal dünyasını cinni Allah yolda koyup çıkıp gidip hiçbir nesil kayıtıp gelmez şu yolda mal dünyası ve cinni ketken olsa şu insanlar ecir cahette ma 10 günde kılınan ibadet kan kişiden eşip gidiyor ama başka kişi bu şu 10 günde bunun ganimet bilgen kişinin aldığı ödemeydi ecir cahette dedi. Aşın hükürler türü ötüptümüz vel fecri ve layalin aşırda Rabbimiz Allah subhanallah bu küllerinin ki faziletini sözlüken şunun için fırsat bileyle inşallah Rabbimiz bu musibetlik Hıhtay virüsü dünyanın kaplıgan küllerde bir arkandan musibetini saklısın Rabbimiz Allah ömür besi külüşküçe aman boğayışlar selamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.